Seyircilerimiz, Şehrin Nabzı programı sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Bugünkü adresimiz İstanbul Ali Beyköy, balık avı malzemeleri satan bir mağazada, Gazi Fishing'de firma sahibi Gazi Özata ile birlikteyiz. Önce kendisini tanıyacağız, ardından vermiş olduğu hizmetleri konuşacağız. Gazi Bey, merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim, nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gazi Özata, sektörün bildiği isimle Gazi Fishing. Hobi olarak başlayan bu serüven, yani amatör balıkçılık şu an buraya kadar geldi. Aslen Erzincanlıyım. Amatör balıkla çok yakından ilgileniyorum. Başta İstanbul Boğazı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında amatör balıkçılık üzerine çeşitli paylaşımlarım, sunumlarım oldu ve en sonunda da kader bizi buraya kadar getirdi. Bu işletmeyi açmak nasip oldu. Siz firmanızda en çok hangi hizmetleri veriyorsunuz? Şöyle, İstanbul kendi güzelliğinin yanı sıra nevi şahsına münasır diyebileceğimiz, dünyanın en zorlu balık disiplini diyebileceğimiz kurşun arkası balık av disipliniyle meşhurdur. Bu sadece dünyada İstanbul Boğazı'nda yapılır. Biz başta bu av stili olmak üzere kurşun arkası, ardından LRF, light spin, jig, short jig gibi birçok amatör balıkçılık dalında faaliyet göstermekteyiz. Ağırlıklı olarak İstanbul'da hizmet veriyoruz ama internet üzerinden e-ticaret olarak Türkiye'nin dört bir noktasına satışımız mevcuttur. Hangi platformlarda varsınız? Elbette YouTube üzerinde Gazi Fishing adında amatör balıkçıları ilgilendiren çok güzel bir kanalımız var. Burada herhangi bir ticari amaç gözetmeksizin insanları doğru bir şekilde bu hobiyi sevdirmeyi amaçlıyoruz. Yeni başlayanların doğru bir şekilde başlayıp doğru bir şekilde ilerlemesini amaçlıyoruz. Aynı zamanda Facebook üzerinde yine Gazi Fishing adında bir sosyal grubumuz bulunmakta. Burada da çeşitli aktiviteler yapıyoruz. İşte balıklar hakkında bilgilendirme, oltalar nasıl kullanılır, atış nasıl gerçekleştirilir. En önemlisi de balık avı limitleridir. Çünkü şu an yürürlükte olan yasalar maalesef balık boylarında, özellikle de lüfer ailesi için konuşuyorum, çok küçük. Yani balığın üremesine imkan vermeden tutulmayı yasallaştırıyor. Bu gibi şeylerin önüne geçiyoruz biz, bilinçlendiriyoruz ve yasalardaki limitler değil de biz vicdani limitlere doğru bir yönlendirme yapıyoruz. Aynı zamanda Instagram üzerinde de Gazi Fishing kanalımız mevcuttur. Tüketiciler sizi neden tercih ediyor ya da neden tercih etmeli? Şöyle, sektörde görmüş olacağınız gibi çeşitlilik çok fazla. Her ürünün bir dengesi, bir aksiyonu, çeşitli özellikleri var. Yani İstanbul Boğazı'nda balık tutulabilir ama her olta balığıyla, yani her oltayla aynı balık tutulmaz. Biz burada bu amacı, yani insanlara doğru ekipmanı verip doğru balığı yakalamalarını sağlıyoruz. Bizim en büyük farkımız budur. Az önce de söylediğim gibi bu işi ne kadar düzgün yapmaya başlarlarsa o şekilde devam eder. Çok özür dileyerek bir şeye değinmek istiyorum. Boğaz'da mesela 20-30 yıldır avcılık yapan abilerimiz, büyüklerimiz var. Ama işte devir çok değişti. Herkes 20-30 yıl öncesinin tekniklerini uyguluyor. Biz burada bu arada yeni teknikleri, yeni stilleri, yeni ürünleri insanların kullanımına sunuyoruz. Bizim en büyük farkımız budur. Tabii dolayısıyla hobi olarak yapılan bu meslek, balığı tutmak önemli, tutamayınca çekilmez bir çileye de dönüşebiliyor. Siz bu konuda bayağı yardımcı oluyorsunuz. Şöyle ki, balık bütün insanların dilinde sabır. Yani balıkçılık dediği zaman ilk önce sabır gelir. Elbette balığı tuttuğunuz zaman ne kadar yorgun olursanız olun, bir defa yorgunluğunuz gözünüzden gidiyor. Ürünler normalde bilmeyen insanlar için çok pahalı gelebiliyor ama o balığı tutup o keyfi aldıkça, özellikle mesela ürün gruplarında fiyat farklılıkları var ama her ürünün bir şeyi var. Kendi özelinde kendi kalitesi var. Şöyle söyleyeyim, iyi bir oltayla da ucuz bir oltayla da balık tutabilirsiniz ama iyi bir olta ile tutarken yani balığın nabız atışını hissedebilirsiniz. Yani öyle söyleyeyim, o kadar keyif alırsınız. Diğer oltalarla biraz daha yüzeysel keyifler alınır. Ve tutmak elbette önemlidir ama ben bu özellikle amatör balıkçılığı insanlara spor olarak öneriyorum. Yani sadece balığı ben tutayım, yiyeyim, mutfağıma götüreyim değil. Yakala bırak, sportif balıkçılık bugün dünyada çok yaygındır. Umarım ülkemizde de bu gelişir. Çünkü bugün İstanbul Boğazı gibi yerde yakın bir zamanda bundan 40-50 yıl önce, yani çok asır önce demeyeyim ama orkinos balığı gibi balıklar yer alıyorken şu an biz bir istavrite yani bakıyoruz. Bu da bizim en büyük ayıbımız ama sportif balıkçılık gelişirse bu işi balık tutmaktan ziyade temiz hava almak, sosyalleşmek ve olta atışı yapmak. Benim bu av disiplini yapmamdaki en büyük
hedef, en büyük amacım bu oltayı savurmak, enerjimi atmak, enerjimi farklı alanlarda atmak yerine boğaza iniyorum. Tertemiz havada, boğazın eşsiz güzelliğinde oltamı savuruyorum. Hem enerjimi atıyorum, hem dinleniyorum, hem de çok büyük keyif alıyorum.